Merhaba, Geniş Açı ile karşınızdayız. Bugün Geniş Açı'da biraz mültecilerin barınma krizini konuşacağız. Aslında bir ikamet problemi yaşanıyor. Bunu konuşacağız. Daha öncesinden bildiğimiz de bir mesele, tartıştığımız da bir mesele ama bugüne gelindiğinde bu krizi yaratan ne? İşte bugün artık o bildiğimiz mesele nereye kadar evrildi? Bütün bunları anlamaya çalışacağız ve aslında toplamında bu ekonomik kriz şartlarında toplam barınma krizinde mültecilerin barınma krizi nereye oturuyor? Biraz bunları anlamaya çalışacağız. Çeşitli mahallelerden çeşitli örneklerle de bu meseleyi biraz konuşmaya çalışacağız. Bu yüzden bugünkü konuğumuz Emek Partisi Göç ve Mülteci Büro'dan Neslihan Karyemez. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi biz yani şöyle yaptık açılışı ama sizden bir toplamını duyalım istiyoruz. Yani bir mülteciler bir ikamet krizi yaşıyorlar. Bir barınma kriziyle beraber bir yerde bulunma krizi yaşıyorlar aslında Türkiye'de. Ama bu meselenin teknik olarak özü nedir? Bize biraz anlatır mısınız? Ya aslında bu kriz 2016'dan bu yana başlayan bir kriz oldu. Çünkü Türkiye'de göç aslında 2011'den bu yana göç, Suriye göçüyle birlikte şöyle bir şeye dönüştü. Özellikle emekçi yoksul mahallelerinde iş sanayinin yoğun olduğu yerlerde aslında bu insanlar buralara göç etmek durumunda kaldılar. İlk Türkiye'ye girdiklerindeki kaydı Antep, Şanlıurfa gibi yerler olsa da daha sınır kentleri olsa da bu bir süre sonra aslında büyük kentlere, emekçilerin yaşadığı iş sahalarının olduğu yerlere kaymaya başladılar. Bu açıdan iş alanlarında işte bir taraftan da aslında yoğun çalışmanın içerisinde bir taraftan işsizliği artıran ama bir taraftan da yaşanılan mahallelerde kiralık ev bulmakta zorlukların da yaşandığı bir döneme doğru gitti. Hem iktidarın hem de muhalefetin buraya dair şeyleri var tabii ki. Çeşitli politik şeyleri var, çizdiği yörüngeleri var. Ama burada 2016'da aslında göç idaresi ve işte İçişleri Bakanlığı'nın çeşitli açıklamalarıyla birlikte aslında önce belli ilçelerde, illerde belli sınırlamalar getirildi, kayıtlar durduruldu. İşte kalabalık olmaktan kaynaklı artık oralara nüfusun yerleşik yerlerinde yaşayabileceği bir alan kalmamasından kaynaklı bir yönüyle de. Ve buradan şu son birkaç yıldır da şuna dönüştü. Özellikle son 2 yıldır da aslında insanlar önce kayıtlı oldukları illere gönderilmeye başladı. Buralara dair çeşitli yasaklar gelmeye başladı. Ve işte İstanbul'da da çeşitli ilçelerde işte Esenyurt, Aksaray, işte sonrasında diğer ilçelerde şey kapatıldı. Yani yeni kayıtlar kapatıldı göçmenlere dair. Buralara dair çeşitli hem araştırmalar hem de şeyler var. Bizim de gözlemlerimiz var. Ben daha ağırlıklı olarak Küçükçekmece ilçesinde, İstanbul Küçükçekmece ilçesinde çalışma yürütüyorum ve o mahallede yaşıyorum aslında. Benim yaşadığım mahalle açısından da, bölge açısından da göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bir yer. Keza sanayinin hemen dibinde olan mahalleler buralar. O açıdan son 2 yıldır göçmenler açısından bu daha da zor hale geldi. Ya işte İstanbul kayıtlı olması gerekiyordu. İl dışına gönderilmemek ya da işte sınır dışı edilmemek üzerine. Ama son 1 yıldır bu işler çok daha zor hale geldi. Özellikle işte sokaklarda seyreltme politikasıyla birlikte hükümetin sokaklarda hatta işte evlerini insanların polis ekipleri gezerek işte buraya kayıtlı mısın diye çeşitli uygulamalar, çeşitli yol ve yöntemlerle aslında bir şekilde bu seyreltme sağlanmaya çalışıldı. Ama son 1 yıldır özellikle göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde şöyle şeylerle karşılaşmaya başladık. Artık yan mahallesinde, aynı ilçe sınırlarında bir sonraki yani hemen dibindeki bir başka mahallede ikamet edemez hale geldiler. Bunun da yine bir yönü aslında mahallelerde barınabilecekleri yerlerin, aslında bu sadece göçmenler için geçerli değil, Türkiye vatandaşları, Türkiye'deki diğer yaşayan toplumlar için de geçerli. Barınma gerçekten Türkiye'de ciddi bir sorun. Bu yüzden de aslında kiralık ev bulmak birçok sanayi bölgesinin dibindeki mahallelerde, ilçelerde çok zor durumda. Çünkü nüfus da oraya yoğunlaşıyor. Çünkü geçim zorlaştığı için mecburen daha yakınında hem sonuçta
nedir? Ulaşımdan bertaraf etmek için, oradaki ekonomik zorlukları bir kenara koymak için hem de daha kolay yaşamını sürdürebileceği alanları tercih ediyor. Çünkü diğer yerler onun yaşayabileceği kiralar, ödeyebileceği kiralar değil diyebiliriz. Yani şöyle özetleyebiliriz değil mi? Kısaca şöyle diyebiliriz. Yani önce ilden çıkamamayla başlayan süreç artık mahalleye kadar inmiş durumda. Evet. Yani bu burada işte A mahallesine kayıtlıysan A mahallesindesin kardeşim, evet, durumunda mevzu. Ama burada işte o zaman krizi yaratan da özellikle son birkaç yıldır artan kira zamlarıyla beraber o mahalleden de çıkamayınca, ya bir mahallede zaten ne kadar ev, boş ev ve kiralık ev olabilir ki yani? Hı hı. Yani burada birazcık da ekonomik yanları da aslında, hı hı, işin bir yönü. Çünkü sonuçta sadece sanayinin olduğu yerlerde insanların tercih etmesi normal bir durum değil aslında. Sonuçta şöyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Barınabilmesi için çalışabilmesi lazım. Çalışabilmesi, kendi ihtiyaçlarını giderebilmesi için de sonuçta daha ekonomik koşulları iyi olan yerleri tercih etmek zorunda. Sonuçta göçmen, özellikle Suriye göçmenlerinin çalıştığı alanlar tekstil, tarım, işte keza inşaat ve ayakkabı sanayi. Sonuçta buraları tercih etmek zorunda. Şimdi geçinebileceği bir yaşam alanı olmadığında ne yapacak? Mecburen geçinebileceği yerleri tercih edecek. Son 1,5-2 yıldır aslında yaşadıkları şeylerden bir tanesi bu. Mesela Antep'e kayıtlı bir aile İstanbul'da daha böyle sanayinin kendi yaşamını sürdürebileceği bir mahalleye gelmeyi tercih ediyor ama bu seyreltmeyle birlikte mecburen yeniden kendi kayıtlı olduğu yere dönmek zorunda kalıyor. Çünkü sağlıktan faydalanamıyor. Çünkü eğitimden faydalanamıyor. Keza buna ekonomik krizin her gün yarattığı zamlar da bunun bir parçası ve doğal olarak kiralar da artıyor. Hem bulamama hali var, hı-hı, hem de artan bir kira şeyi var. Ya burada mesela bizim Türkiye'lilerin yaşamaktan tenzin ettiği yerler, işte daha bodrum katlar, daha yaşanamayacak yerler aslında göçmenlere işte ev olarak verildi ve buralarda hem depreme dayanıklı olmayan, gidip gördüğümüzde de çeşitli kolon kırıklarından tutalım da işte rütubetin buram buram koktuğu yerler buralar ve bu insanlar buralarda yaşamaya mecbur hale getiriliyor ama şimdi de tam tersi artık oranın dışına da çıkabilen bir hayatı kalmıyor. Ve oralarda fahiş fiyata kiralanıyor. Tabii, aslında. Mesela evet, mesela son bir yıldır Türkiye'deki kira artışları aslında bu mahallelerde hem Türkiye'li hem göçmen işçileri etkiledi. Ama şöyle, demin de konuştuğumuz gibi, yani temel olan şeylerden bir tanesi göçmenler için bir başka mahalleye göçemiyor olması. Yani diyelim ki kendi oturduğu mahallede kiralık bir ev bulamadı. Doğal olarak oradan çıkması da isteniyor ev sahibi tarafından. Ama bulamıyor. Ne yapıyor? Ya işte istenen fiyatı kabul etmek zorunda. İşte ya bunu verirsin ya çıkarsın. Ne kabul etmek zorunda ve bu yüzden de daha temel ihtiyaçlarından kısmak zorunda. Ama bir diğeri de şu, yani bir Türkiye'li açısından böyle bir şey geçerli değil. Ya işte başka bir mahalleye, başka bir ilçeye, hatta kendi memleketine bile gidebilmenin koşulu var. Bu açıdan barınma meselesi göçmen işçiler, göçmenler açısından çok bir tık daha şey bir, evet, durumda. Bir de şeyi de açmanı isteyeceğim. Az önce satır arasında söylediğiniz, yani kontrol de var. Yani evet, şimdi böyle ya bu bir yasa. Şimdi orada yani mülteci karşıtlığı yapılırken de hep şu söyleniyor, hı-hı, ya işte yani yardım aldılar vesaire tartışmalarını da bir kenara koyarak. Yani bunlar kağıt üstünde var ama uygulanmıyor, yapılmıyor, hı-hı, göz yumuluyor deniyor ya. Aslında anlatılan örneklerden çok da öyle olmadığını anlıyoruz. Özel olarak bir kontrol etme, yani kapıları çalınıyor diyorsunuz mesela. Hı hı. Yani özel olarak bir kontrol ve oradan da bir yıldırma var gibi görünüyor. Tabii, öyle evet, mi? Mesela son işte 2 yıldır böyle ve son 1 yıldır aslında bu sağlanmıştı bir yerde. Kayıtlı olduğu ile giden orada yaşamını sürdürmek zorunda kalıyor. Yani çünkü burada hiçbir şekilde hiçbir şeyden faydalanamıyor. Ama bir taraftan da oraya gitse iş bulamayan ya da işte aldığı ücretle geçinemeyen insanlar burada kalmak durumunda da kalıyor. Burada da şöyle şeylerle karşı karşıya kalıyorlar. Bir tanesi diyelim ki işte sonuçta sokakta herhangi bir polis ekibiyle karşılaştığında üzerinde bir tanıtım kimliği yoksa ya da bir vatandaşlık şeyi yoksa oradaki karşılaştığı şey şu:
bakıyor TC kimliğine ve oradaki kimlik kaydının nerede olduğu ile ilgili, eğer diyelim ki kayıtlı değilse İstanbul'da ya da işte herhangi bir ilde kayıtlı değilse direkt sınır dışı ediliyor ve buna da benzer çok da örnekler var. Yine bizim geçen sohbet ettiğimiz ailelerden bir tanesi şunu söylemişti. Yani ben şu an İstanbul kimlikliyim ama bir yan mahalleye gidemiyorum. Buradan evim satılıyor. Satıldığı için de benim kiralık bir yer bulmam lazım. Hemen yanı komşusu yine benzer bir şeyle karşılaşıyor ve 5000 lira, 2000 lira verirken 5000 lira kira verir bir duruma geliyor. Bulamazsa yani yapabilecek bir şey yok çünkü ev satılıyor. Ve şununla karşı karşıya mesela kadın bunu çok böyle gözleri dolarak anlatmıştı aslında. Yani ben çocuklarım okula gidemeyecek, ben hastaneye çocuklarımı götüremeyeceğim ya da ben hastaneye gidemeyeceğim. Onu da geçtim. Eğer ben diyelim ki bulamadım, bir süre kaçak yaşadım burada. Benim eşim işe giderken yakalandı, hiçbir haber alamıyorum günlerce. Buna benzer çok fazla örnekle de karşılaştık. Akrabalarından örnekler de anlatmıştı. Yani şunu söylüyor, ben nasıl yaşayacağım? Eşim gitti, sınır dışı edildi, bir daha gelmedi. Ben nasıl hayatımı, çocuklarımı, 5 çocuklu bir aile ve nasıl devam ettireceğim şeyini yaşayan çok fazla göçmen aile var. Yani öyle sokakta yakaladılar, aldılar, götürdüler merkeze. Oradan da sınır dışı ettiler. Evet, ve eğer bu kayıtlı değilse aileye de bir haber verme yok yani. Evet, yani genelde aile işte telefonu ve benzeri şeyleri de sanırsam elinden alınıyor ve gittiği yerden artık geri orada bir imkan buluyorsa ailesine ulaşabiliyor. Yani düşünün, başka bir ülkede yaşıyorsunuz, korunma şeyleriniz çok zayıf ve günlerce eşinize ulaşamıyorsunuz. Bizim açımızdan birkaç saat bile ulaşamadığımızda çok ciddi kaygılarla karşı karşıya kalıyoruz. Ya da işte yakalanmamak için çalışmamak zorunda. O zaman nasıl ödeyecek kirasını, faturalarını, çocukların beslenmesini ve nasıl karşılayacak? Ve zaten genel olarak asgari ücretle çalışan aileler bunlar değil mi? Yani 5000 lira kira diyorsunuz, 5500 lira alıyorlarsa 500 lirayla nasıl geçinecekler, nasıl geçinecekler? Orada da şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Genelde zaten şöyle şeylerle de karşı karşıya kalıyoruz. İşte neden asker savaşmadılar, neden buraya geldiler diye. Çok fazla Türkiyeliler açısından böylesi şeylerle karşılaştığımızda şunu da görüyoruz aslında. 2011'de 8-10 yaşında Türkiye'ye gelen çocukların çoğu çalışmak durumunda kaldı ve bugün yetişkin bireyler, 20'li yaşlarında yetişkin bireyler haline geldi. Ve bunlar sonuçta yaşamlarını sürdürebilmek için buna ihtiyaçları vardı. Yani Türkiye'de aslında uzun bir süredir göç almaya başladığından, Suriye Savaşı'ndan sonra çocuk işçiliğini aslında göçmen çocuklarla sağlıyor. Ve burada şunu da görebiliyoruz. 5500 lirayla geçinemiyor. Doğal olarak en büyük çocuğunu işe göndermek zorunda kalıyor. Ya da işte en büyük değilse bile ya da üçünü dördünü kalabalık bir aile ise işe göndermek zorunda ve onun aldığı ücretle kimi yerde onun işte kalifiye işçi olmaması ya da işte karşı taraftaki işverenin tutumu vesaire onun ücretini de belirliyor aslında. Net asgari ücret, en alt aldıkları ücret asgari ücret değil. Doğal olarak hem kira krizinden kaynaklı, ev bulamamaktan kaynaklı, hem ekonomik meselelerden kaynaklı 2-3 aile aynı evde yaşar duruma da geliyor aynı zamanda. Ne yapıyor? Zaten başlarında genelde yaşlı kadınlar oluyor ya da işte tamam vardır yetişkin bireylerde hiç yoktur demiyorum ama savaştan kaçıp buraya gelmiş ve orada yetişkin insanlarını kaybetmiş. İnsanlar burada çocuklar büyüdü, yetişkin hale geldi, evlendiler çocuk yaşlarda ve burada Türkiye'de şu an çocukları var. Ve onlarla bir hayat sürdürmeye çalışıyorlar. Doğal olarak bir evde 3 tane yaşamaya çalışıyorlar. Yani çocuklar 2 odalı, 3 odalı evlerde. Tabii, evet, genelde. Evet, 3 odalı yerlerde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Peki bir yandan da elbette dedik ya aslında başlarken de toplam bir konut krizi söz konusu Türkiye'de. Daha doğrusu konut krizi değil, barınamama krizi söz konusu. O da yüksek kiralardan, yüksek fahiş fiyatlarından kaynaklı. Şimdi durum göçmenler için zaten böyleyken bir yandan şunu da merak ediyoruz. Yani orada sonuçta Türkiyeliler de bir kira sorunu yaşıyorlar. Evet. Haliyle bu ikisi karşı karşıya geldiğinde neler oluyor? Yani şöyle,
yani zaten var olan bir ırkçılık ve gerginlik ortamı var. Çünkü ekonomik kriz daraldıkça her şeye gelen zamlar insanların hayatlarını zorlaştırıyor ve bu bir psikolojik olarak da insanları kötü etkiliyor. Gergin bir hali alıyor. Doğal olarak eğer birlikte yaşadığı yerde bir göçmene değmiyorsa ya da işte onunla daha yaşanır bir hayatın bir parçası, örneklenmiş bir hayatın parçası değilse şuna dönüşüyor. Ya işte artık gitseler mi? Ya da işte gitsinler artık biz ev bulamıyoruz gibi şeylere de dönüşmüyor mu? Dönüşüyor. Bu aynı zamanda aslında bir ırkçı şeyini de yaratıyor kendi içinde. Çünkü çözemiyor. Kendi ekonomik sorunlarını çözemediği için bunu en yakınındaki güçsüz olanla çözmeye çalışıyor. O yüzden böylesin problemler yaşıyor mu? Yaşıyor. Keza o da ev bulamıyor. Türkiye'li de ev bulamıyor. Fahiş fiyatlarda şey yapıyor ve bunu bir ev sahibini ya da hükümetin çözmesi gereken bir konut sorunu anlamak ve buradan değerlendirmek yerine daha çok en yakınındaki göçmeni şey yaparak ne ederler daha böyle zayıf ve şey olarak öfkesini kustuğu yerler haline gelebiliyor mu? Gelebiliyor. Evet. Peki o zaman toparlayacak olursak yani tüm bunlar yaşanırken bu kadar alandan gözlemleriniz varken Emek Partisi'nin bu konudaki çözüm önerileri ne peki? Yani şöyle sonuçta biz bir süredir aslında barınma meselesine dair çeşitli tartışmalar yürütüyoruz. Buradaki temel şey sonuçta İstanbul üzerinden bakacak olursam İstanbul'da 1 milyon 200 bin ev boş aslında. Yani daha çok ranta dayalı bir barınma daha doğrusu inşaat sektörü diyebiliriz. Bu yüzden de asıl şeyin sonuçta yoksul emekçi mahallelerinde hem uygun daha şey koşullarda evler olması. Yani daha fazla emekçiye uygun ev yapılması. Sonuçta ücretsiz ya da daha az maliyetli evlerle aslında bu sorunlar çözülebilir. Ama tam tersi hem bugünkü hükümet, bundan önceki hükümetler de genel olarak belki dünyanın birçok yerinde de konut meselesinde temel şey kâra dayalı. Bu işin çözümlenmesinin temelinde de aslında insanca yaşanılır bir ücret ve bununla birlikte daha sağlıklı konutların inşa edilmesi ve bunun özellikle sanayilerin olduğu bölgelerde insanların, çalışan emekçilerin yaşayabilecekleri alanlar yaratılması ama bunu sadece bir dört duvar arasında kafasını koyduğu bir yer değil, gerçekten sağlıklı bir ortamda yetişebilmesi, çocukların, emekçi ailelerin yaşayabilmesinin olanakları var ama bunun sağlanması için de çeşitli adımların atılması gerekiyor. Evet. Peki bu ikamet meselesi nasıl çözülür göçmenler açısından? Ay güzel soru. Yani nasıl çözülür? Bir kere her şeyden önce bulundukları, kayıt oldukları illerde bir kere yani aslında 11-12 yıla 12 yıla doğru gidiyoruz ama aslında bunun artık bir vatandaşlık almak isteyenlerin vatandaşlık aldığı, üçüncü bir ülkeye gitmek isteyenlerin önünün açıldığı ya da kendi ülkelerine dönmek isteyenlerin de dönebildiği bir dış politikaya ihtiyacı var. Bir yönüyle bu ama bir diğer yönüyle de aslında sonuçta ekonomik meseleler hayatlarının yaşamlarını belirlediği için Türkiye'li ve göçmenlerin buradaki temel şey daha insanca yaşanılır bir ücret her şeyden önce yaşam ve çalışma koşullarıyla olabilir. Bir diğeri de en azından işte kayıtlı oldukları illerde gerçekten çalışabilecekleri bir iş imkanının sunulması. Yani bu insanların buraya gelmesinin temel şeylerinden bir tanesi kendi ülkelerinde bir savaşın hala yıkıntılarının olduğu, orada bir yaşamın olmadığı, en azından kayıtlı olduğu ilde bunun imkanlarının sunulabileceği bir ortam yaratılması. Bu da hem iş alanı yaratmak, daha yani insanca yaşayacağı bir ücret alır hale gelmesi, buralarda düzenlemeler yapılması gerekiyor ki barınma sorunu da çözülsün diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Geniş Açı'nın bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.